Yetkililere sesleniyorum. Bize engelsiz bir hayat verin. Şehir merkezinde gezerken bizim kendi ihtiyacımızı göreceğimiz bir lavabo yok. İhtiyacımız oldu. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Ben bu cami yapılırken, tadilattayken de söyledim. Arz ettim durumu yetkililere söyledim. Mimari sorunlarda sorun yaşıyoruz. Kaldırımların eğilimleri ölçülere uygun değil. Biz bazen inerken düşme tehlikesi yaşıyoruz. Sandalyeden düştüğümüz zaman da bizim vücudumuz çok hassas. Zarar görüyoruz. Bu konuda belediyelere, yetkililere sesleniyorum. Bize engelsiz bir hayat verin. Hatay.com ekranlarından Benim Memleketim isimli programla karşınızdayız. Ben program sunucunuz Suna Zeytun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bugünkü konumuz ve konuğumuz engelliler, karşılaştıkları sorunlar ve konuğumuz şu an Mehmet Mustafa Can Bolat. Hı hı. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanımayan takipçilerimiz için. Öncelikle bize bu fırsatı sağlayan Hatay.com'a çok teşekkür ediyorum. Ben 48 yaşında ortopedik engelli bir bireyim. Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Sonuçta eğitime çok önem veren bir bireyim. Biz engellilerin eğitimsiz olduğunu düşünüyorum ve ben kendim emsal olsun diyerekten engelli bireylerime öncelik sağlamaya çalıştım. İnşallah da diğer engelli arkadaşlar da beni örnek alıp bir yerlere gelmeye çalışırlar. İnşallah. Dernekçilik çok zor bir iştir. Evet. Derneğinizde kaç üyeniz mevcut? Şu an bizim derneğimizde resmi olarak 50 tane üyemiz var. Gönüllülerle beraber 600 kişiyi buluyoruz efendim. Peki dernek bünyesinde yaptığınız etkinlikler, eğitimlerden biraz bahseder misiniz? Biz istihdama yönelik projeler yaptık. 2013 yılında 3 ayrı dalda kurslar verdik. Web tasarım, çağrı merkezi ve dokuma üzerine 45 kişiye eğitim verdik. Konumun başında da, sözün başında da söylediğim gibi eğitime çok önem veren insanlarız. Bu bağımda çağrı merkezinden 3 tane elemanımızı operatörlere iş sahibi yaptık. Bunun dışında da şu an A ve A yönlendirme projesi ve kursu devam etmekte. 4,5 aylık bir kurs. Bir halk eğitimde oluyor. Onun dışında da sosyal faaliyetlerimiz eğlendirmek için uğraşıyoruz. Turlar düzenliyoruz. Efendime söyleyeyim, nasip olursa bu hafta da Konya'ya götüreceğiz. Hazreti Mevlana'yı ziyaret ettireceğiz. Başka yerlere götürüp başka kültürleri, başka atmosferi yaşatmaya çalışıyoruz. Emeğinize sağlık. Peki siz bir dernek başkanı olarak engellilerin en çok karşılaştıkları problemlerden biraz bahseder misiniz? Tabii ki bahsedeyim. Biz engelliler, sandalye bağımlıları en çok bu sorunu yaşıyor. Kaldırımlarda, çıkış inişlerde sorunu yaşıyoruz. Bazen bizim ineceğimiz rampalarda arabalar gelip park etmezse, bırakın onun dışında merkezi bir yerdeyiz. Merkezi bir yerde kendimize ait bir lavabomuz yok. Düşünün, köprüdesiniz. Ulu Cami'de engelliler için ayrılmış bir lavabomuz yok. Dışarıdan biri geldiği zaman veya bir engellimiz dışarıdayken ihtiyaç duyarsa nereye gidecek? Sormak istiyorum. Maalesef evet. Bunun dışında bankamatiklerin yüksekliği, bunun dışında otobüslere inip inmede zorlanıyoruz bazen. Bazen durmuyor arkadaşlar, bazen almıyorlar da. Bu tip sorunlar yaşıyoruz. Ama en çok yaşadığımız mimari sorunlar yaşıyoruz. Yani engellere engel, mimari sorunlar oluyor. Bunun dışında kendimiz bir yere gitmek istediğimiz bir sinemada kendimize ait bir koltuğumuz yok. Bir tiyatro salonuna gittiğimiz zaman bize ayrılmış bir yerimiz yok. Kendimize yani orada özel hissedemiyoruz. Hani zorla baskıyla yaptırıyoruz mesela. Bu yeni yapılan meclis kültür salonuna sağ olsun Sayın Valimiz çok duyarlı oldu. Rampalar ve asansörler yapıldı. Buradan da çok teşekkür ediyorum. Yani bize böyle kolaylıklar istiyoruz. Yani biz kendimizi engelli hissetmek istemiyoruz. Biz de sosyal hayatın bir parçasıyız sonuçta.
Anladım. Emeğinize sağlık. Mustafa Bey, biraz da Mavi Kapak kampanyamızdan çok kısa bahsedersek. Tabii. Biz bu işi Hatay'da devam ettiren tek derneğiz sanırım. Çünkü diğer derneklerden bir ses duymuyoruz. Mavi Kapak kampanyasının sadece mavi renk formatındaydı. Biz onu diğer renklere de yaydık. Yani renk önemli değil. Plastik olması yetiyor. Şu an mesela 600 kilo, 700 kilo topluyoruz ve topladığımız kapaklardan İYİT bize başvuran üyemiz olsun veya olmasın. Hiç sorun değil. Yeter ki ihtiyaç sahibi olsun. Reel anlamda ama. Yani biz araştırıyoruz. Çünkü bazen insanlar biliyorsunuz iyi niyeti hep suistimal evet. ediyorlar. Bu insanlara geri dönüşümle hem de ülkeye destek olmuş oluyor hem de bir bireyimiz sandalye sahibi olmuş oluyor. Şimdiye kadar bu kampanya kapsamında kaç tane sandalye dağıtıldı ihtiyaç sahiplerine? Bu Mavi Kapak kampanyasında 132 tane sandalyemizi verdik. Bunun dışında diğer İstanbul'daki derneklerle işbirliği yapılıp akülü araba, 70 tane akülü arabada bir kuruş almadan evlerine kadar teslim edilmiştir ve hala da ediliyor. Bu konuda o Umirlik Felçliler Derneği de güzel çalışma yapıyor. Ortak çalışıyoruz. Emeğinize sağlık. Evet, ben tekrarlıyorum. Hatay.com ekranlarındayız. Benim Memleketim isimli programla ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bugünkü konumuz Engelsiz Yaşamı Sevenler Dernek Başkanı Mehmet Mustafa Can Bulat Beyefendi'yi konuk ettik. Buradan takipçilerimize en son ne söylemek istersiniz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bütün engelli ve engelsiz insanların hepsine kutlu olsun. Çünkü neden? Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Kimin ne olacağı belli değil. Ama ben buradan söylemek istiyorum. Bize bu imkanı tekrardan verdikleri için Hatay.com'a çok teşekkür ediyorum. Engelli insanlarımız da engellilerini kalkan olarak kullanmasınlar. Ajitasyon yapmasınlar. Kendileriyle barışık olsunlar ve yapabildikleri kadar, yaşayabildikleri kadar yaşasınlar. Sonuçta bir şeyi, bir suyu isterken ajitasyon olarak yapmasınlar. Yani ben su içmek istiyorum. Bana su verir misin? Ezilip üzülmeye gerek yok. Karşıdaki insan da seni anlayacaktır. Ben buradan yineden tekrar etmek istiyorum. Bütün engelli ve engelsiz insanların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. İnşallah engelsiz bir hayat olması dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için emeğinize sağlık diyoruz. Başka bir programda başka konu ve konuklarla tekrar karşınızda olma ümidiyle iyi seyirler diliyorum.